Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli izleyenler, bugünkü programda çalışma ahlakı ve helal kazanç konulu bir sohbet yapmaya çalışacağım. Bizler Allah'ın yaratmış olduğu varlıklar olarak her iki dünya saadetini de Allahu Teala'dan temenni ediyor, bekliyoruz. Allah bize bu şekilde dua etmemizi öğretiyor. Yani hem dünya için hem de ahiret için güzellikler ve iyilikler bize vermesi için kendisine dua etmemizi Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bizlere ifade eder. Soru şu: Müslüman sadece ahireti için mi çalışmalı? Yoksa ahireti bir kenara bırakıp dünya için mi çalışmalı? Yoksa Müslüman her ikisi için de çalışmalı mıdır? Az önce sizlere ifade etmiş olduğum, Allah'ın bize öğretmiş olduğu dua örneklerine baktığımızda, iki taraf için de çalışmanın Müslümandan beklenildiğini görüyoruz. Allahu Zülcelal Hazretleri, Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azaben nar diye bilmiş olduğumuz ve her gün beş vakit namazımızı kılarken son oturuşta okumuş olduğumuz bu duada hem dünyaya dönük hem de ahirete dönük iyilikleri ve güzellikleri kendisinden talep etmemiz gerektiğini bizlere ifade ediyor. Bu ve benzeri ayet-i kerimelerden hareketle diyoruz ki Müslüman ahireti içinde çalışmalıdır, dünyası içinde çalışmalıdır. Dünyayı bir kenara itip sadece var gücümüzle ahiret için çalışmak Müslümandan beklenen değildir. Müslüman her iki dünya içinde çalışan, her iki dünya içinde bir şeyler ortaya koymaya çalışan kişidir. Kur'an-ı Kerim'de Cuma suresi var. Bu surenin 9. ve 10. ayet-i kerimeleri konumuzu daha iyi anlamak için bizlerin önünde ufuk açıcı bir takım öğütler ortaya koyar. Allahu Teala şöyle buyurur: Ya eyyühellezine amenu izâ nûdiye lissalâti min yevmil cumu'ati fes'av ilâ zikrillâhi ve zerul bey'a. Cuma vakti geldiğinde, cuma namazınıza çağrıldığınızda Allah'ı zikretmek için koşun ve alışverişinizi bırakın diyor Allah. Buradan anlıyoruz ki ibadet vakti geldiğinde İbadetle meşgul olmak, yani ahiret için çalışmak Müslümandan istenendir, beklenendir. Ama ondan sonra gelen 10. ayeti kerimede bizi yaratan Allah şöyle buyurur: فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ وَبِتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ Namazınızı eda ettikten sonra, ibadetinizi yerine getirdikten sonra, kulluk görevinizi yaptıktan sonra yeryüzüne dağılın, Allah'ın yaratmış olduğu hayatınızı daha güzel ikame ettirme anlamında sizlere rızık olarak vermiş olduğu o nimetlerden payınıza düşeni almak için yeryüzüne dağılın diyor bize Allahu Teala. Dolayısıyla kardeşlerim, bu iki ayeti kerime, 9 ve 10. ayeti kerimeleri birlikte düşündüğümüz zaman Müslüman ahireti için çalıştığı gibi dünyası için de çalışmalıdır.
sadece kendisi için değil, çok fazla üretmeli, çok fazla şeyler ortaya koymalı, bu ürettiklerinden, ortaya koyduklarından kendisinin istifade etmiş olduğu gibi diğer insanların istifadesine de onları sunmalıdır. Çünkü bizler şunu biliyoruz. En hayırlı insan, insanlara yardımı, hayrı dokunan insandır. Dolayısıyla bizim didinerek, çalışarak zekamızı, zihnimizi ve gücümüzü ortaya koyarak ortaya koymuş olduklarımız sadece kendi menfaatimize değil, toplumun menfaatine de olmalıdır. Bunlardan, toplumun bunlardan istifade etmesi bize değer katacak, bizim Allah katındaki değerimizi daha da artıracaktır. Allahu Teala ayet-i kerimesinde çalışmayı tavsiye eden, çalışmanın gerekli olduğunu ifade eden ayet-i kerimesinde şöyle buyurur. Ve en leyse lil insani illa ma sa'a ve enne sa'yehu sevfe yura. İnsan için ancak çalıştığı vardır. Şüphesiz onun çalışması ileride görülecek buyuruyor Mevla. Değerli izleyenlerim, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz her alanda olduğu gibi bu alanda da bizim için en güzel örnektir. Hangi konuyla alakalı olursa olsun, hayatımızın hangi anıyla, hangi dilimiyle alakalı olursa olsun, sevgili Peygamberimizi örnek olarak almak, ona bakmak, onun örnekliğini benimsemek, onun gibi yapmaya çalışmak bize, onun ümmeti olan bizlere yakışandır. Dolayısıyla çalışma konusuyla alakalı olarak da sevgili Peygamberimizi takip etmek, onun söylediklerine kulak vermek zorundayız. Sevgili Peygamberimiz şöyle buyurur. مَا كَسَبَ الرَّجُلُ كَسْبًا اَطْيَبَ مِنْ عَمَلِ يَدِ. Kişi kendi elinin emeğinden daha temiz kazanç elde etmemiştir. Başkalarının desteğiyle beraber ayakta durmak, başkalarının yardımıyla beraber ayakta durmak veya miras yoluyla beraber bizlere gelen şeylerle beraber ayakta durmak, sadece bunlarla beraber ayakta durmak Müslümana yakışmaz. Müslüman için en kıymetli, en değerli olan kendi emeğinin ürünü olan şeyle beraber yaşamını devam ettirmesidir. Değerli kardeşlerim, sevgili Peygamberimize sahabeden biri gelir. Ondan bir takım şeyleri ister. Ya Resulallah, bazı şeylere ihtiyacım var. Onları temin etmek için bana yardımcı ol der sevgili Peygamberimize. Sevgili Peygamberimiz ona istemiş olduğu şeyleri vermez. Ona şöyle söyler. Der ki evinde satacak olduğun herhangi bir eşyan, herhangi bir şey var mı der. O da bir çul, bir örtü ve bir su kabından başka herhangi bir şeyinin olmadığını Peygamber Efendimiz'e ifade eder. Peygamber Efendimiz kendisine gidip onları getirmesini ister. Onları alır gelir. Peygamber Efendimiz onları satışa çıkarır. Bir dirhem veren var. Peygamber Efendimiz vermez. İki dirhem veren bir müşteri çıkınca Peygamber Efendimiz o çulu ve su kabını iki dirhem veren müşteriye satar. Sonra almış olduğu iki dirhemin bir dirhemini bunların sahibine verir der ki bunlarla beraber git evine bir takım ihtiyacın olan şeyleri al. Şu bir dirhemi de al, bana bir balta al getir bununla beraber der. Kişi gider bir balta alır ve sevgili Peygamberimize gelir. Peygamber Efendimiz ona bir sap takar ve onunla beraber gidip odun kırmasını kendinden ister. Bu kişi gider biraz odun kırıp getirdikten sonra Peygamber Efendimiz onları satar ve 10 dirhem bir ücret alır. Dolayısıyla çalışmanın ne kadar önemli olmuş olduğunu, ne kadar güzel bir iş olmuş olduğunu baltanın sahibi
o baltayla beraber kırmış olduğu odunlardan almış olduğu ücretle beraber yaşayarak bizatihi görmüş olur. Ve Peygamber Efendimiz ondan sonra o kişiye şunu ifade eder. هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ اَنْ تَج۪يَ الْمَسْأَلَةُ نُكْتَةً ف۪ي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Bu senin için kıyamet günü alnında dilenme lekesiyle gelmenden daha hayırlıdır der. Onun için diyoruz ki değerli kardeşlerim, Müslüman başkasına el açan kişi olmamalıdır. Müslüman başkasının yardımına koşan kişi olmalıdır. Başkasına el açmak, açmamak, başkasının yardımına koşmak için de çalışmak ama çok çalışmak gerekir. Yaşamış olduğumuz dünyada, yaşamış olduğumuz coğrafyada Müslüman toplumu olarak güçlü olabilmek, sözümüzün dinlenmesini sağlayabilmek için çalışmak, çok çalışmak, üretmek zorundayız. Çalışan insan hayırlı insandır. Çalışan insan hem kendisine, hem ailesine, hem de mensubu bulunmuş olduğu milletine faydalı olduğu için çalışmak bir kişi için çok önemlidir. Sevgili Peygamberimiz, insanların en hayırlısı insanlara yararlı olandır. İnsanlara yararlı olabilmek için, insanlara faydalı olabilmek için, insanların elinden tutabilmek için buna gücümüzün olması gerekir. Bu gücü de biz ancak çalışarak, üreterek elde edebiliriz değerli kardeşlerim. Hazreti Ali radıyallahu anh çalışmayı teşvik anlamında şu ifadeleri kullanır. Yüksek derecelere büyük yorgunluklarla ulaşılır. Çalışanlar fenalık düşünmeye vakit bulamazlar. Çalışmayanlar ise fenalıktan kendilerini alıkoyamazlar buyurur Hazreti Ali radıyallahu anh. Aynı anlamda çalışmayı teşvik etme anlamında Müslüman çalışan insandır düşüncesini topluma, insanlara, Müslümanlara yayma anlamında Mehmet Akif Ersoy da şu ifadeyi kullanır. Çalışmak, çok çalışmak emretmektedir Mevla. Değerli kardeşlerim, bizler çalışmalıyız, üretmeliyiz. Hem zihnimizi kullanarak, hem zekamızı kullanarak, hem de gücümüzü kullanarak çeşitli şeyleri üretmek, gücümüze güç katmak zorundayız. Dünya üzerinde yaşayan toplumun Müslümanlara ihtiyacı var. Müslümanların engin cömertliğinden istifade edebilmeleri için Müslümanlar daha fazla üretmeli, daha fazla ürün ortaya koymalıdır. Değerli kardeşlerim, bizler üretilen teknolojiyi kullanmakla yetinemeyiz. Bizler teknoloji üretmek zorundayız. Bu da ancak çalışmakla beraber olur. Bizler üretmezsek taklit eden oluruz. Ama üretirsek, çalışırsak, ürün ortaya koyarsak bizler taklit edilen oluruz. Bizler çalışmazsak, bir şeyler ortaya koymazsak takip eden oluruz. Hep bir şeyler ortaya koyanların peşinden gideriz. Ancak çalışır ve bir şeyler üretirsek, bir ürün ortaya koyarsak bu sefer takip edilen oluruz. Bizler çalışmazsak, üretmezsek, bir ürün ortaya koymazsak, teknoloji ortaya koymazsak, insanların yaşamını kolaylaştıracak ürünlerin üretilmesine katkı sunmazsak hep vagon oluruz. Ama bir şeyler ortaya koyarsak, çalışırsak, üretirsek bu sefer lokomotif olmuş oluruz. Müslümanlar vagon değil, lokomotif olmak zorundadır. Müslümanlar takip eden değil, takip edilen olmak zorundadır. Müslümanlar taklit eden değil, taklit edilen olmak zorundadır. Bunu başarabilmemiz için de çalışmak ama çok çalışmak zorundayız. Ancak çalışırken belli kuralların da bizi bağladığını bilmeliyiz. Dinimiz İslam
her konuda bir takım kurallar ortaya koymuş olduğu gibi çalışma hukuku ile alakalı da bir takım kurallar ortaya koymuştur. Neyin helal olduğu bizler için, neyin haram olduğunu ortaya koymuştur. Dolayısıyla çalışırken, bir efor sarf ederken, bir şeyler yapmaya gayret ederken bu kurallar çerçevesine çalışmamızı sürdürmeliyiz. Çalışarak elde etmiş olduklarımızın bizim için helal olan şeyler olması gerekir. Veya takip etmiş olduğumuz yolun, çalışırken takip etmiş olduğumuz yolun da çalışmamızı haram kılacak olan, çalışmamız neticesinde elde edecek olduklarımızın haram olmasına sebep olabilecek Allah'ın yasaklamış olduğu şeyler olmamalıdır. Haramı bizler İslam hukukunda ikiye ayırıyoruz. Birincisi haram li aynihi, ikincisi de haram li gayrihi. Haram li aynihi demek kendisinde bulunan kötülükten dolayı haram olan şeydir. Mesela Müslüman içki kullanamadığı gibi içki satışı da yapamaz. Bu yolla beraber elde edeceği kazanç kendisine haram olur. İçki içmek zaten kendisi için haramdır. İçki satışını yaparak da elde edecek olduğu kazanç kendisi için haramdır. Mesela domuz Müslüman için bir mal değildir. Domuzun etini kullanamayacağı gibi domuz ürünlerinin satışından da domuzun satışından da bir gelir Müslüman elde edemez. Bu kendisi için haramdır. Mesela kumar oynamak nasıl Müslümana haramsa, kumar işleticisi olarak bir Müslümanın kumar müessesesini bir Müslümanın işleterek kazancını temin etmesi de Müslümana yakışan bir durum değildir. Dolayısıyla bu saymış olduklarımız haram li gayrihi, li aynihi grubunun içerisine girer. Çünkü kendisinde bulunan kötülükten dolayı bunlar haramdır. Ama bir de bizim çok daha fazla içerisine düşmüş olduğumuz haram li gayrihi var. Kendisinde bir kötülük yok ama diğer sebeplerden dolayı haram olan haramlara biz haram li gayrihi diyoruz. Bununla alakalı birkaç örnek vererek sohbetimi toparlamaya çalışacağım. Alım satımı ve kullanılması Müslüman için helaldir ama takip etmiş olduğu metot tan dolayı olarak ondan elde etmiş olduğu kazanç kendisine haram olur. Buna haram li gayrihi diyoruz. Mesela elma, armut, üzüm, muz gibi meyveler Müslüman için helal olan şeylerdir. Bunların kullanılması helal, meşru olduğu gibi bunların satışından da elde edilen gelir helaldir, meşrudur. Ancak bu ürünleri biz çalarak elde etmişsek, hırsızlama yöntemiyle beraber elde etmişsek, bunlar bizim takip etmiş olduğumuz metot nedeniyle bizim için haram haline gelmiş olur. Haram li gayrihi dediğimiz zaman bunu kastetmeye çalışıyoruz. Mesela bir iş yerinden kira elde etmek, bir meskenden kira elde etmek veya bir araziden kira elde etmek, yani kira geliri elde etmek meşrudur, helaldir. Ama devletimiz belli bir oranı geçtikten sonra kira gelirinin vergiye tabi olduğunu ifade eder. Dolayısıyla Müslümanlar olarak o miktarı geçtikten sonra kira gelirimizi eğer biz devlete bildirmez de ondan kaynaklı olan vergimizi ödemezsek o kira geliri bizim için meşru olmaz, bizim için helal olmaz. Yani takip etmiş olduğumuz metot nedeniyle beraber aslında bizim için helal olan kira gelirini kendimize haram hale getirmiş oluyoruz. Buna haram li gayrihi diyoruz. Bir başka örnek verelim. Çalışanlar olarak, memur olarak veya işçi olarak çalışanlar olarak bize iş veren bizden belli bir mesaiyi bekler ve belli işi yapmamızı bizden ister. Biz o mesai mefhumuna uymaz isek, işverenin
bizden beklemiş olduğu o işi, o ürünü ortaya koymaz isek, yapmış olduğumuz bu iş neticesinde almış olduğumuz ücret bizim için helal olur mu veya ne kadar helal olur, bu tartışmalıdır değerli kardeşlerim. Dolayısıyla şunu ifade etmiş oluyoruz. Allah'ın yaşamımızı devam ettirme anlamında bizler için helal ve meşru olarak kılmış olduğu nimetleri, rızkı elde ederken takip etmiş olduğumuz yol, yöntem çok önemlidir. Allah'ın bizler için helal olarak kılmış olduğu o rızkı elde ederken takip etmiş olduğumuz metot, İslam'ın öngörmediği, tasvip etmediği bir yol ise değerli kardeşlerim, o helal olan ürünü kendimize haram haline getirmiş oluruz. Onun için çalışmamıza dikkat etmek, helal haram çizgisini gözeterek, mesai mefhumunu gözeterek çalışmalıyız ki elde etmiş olduğumuz şeyler bizim için helal olsun. Değerli kardeşlerim, İslam dünyası olarak bugün her zamankinden daha fazla çalışmak, her zamankinden daha fazla üretmek zorundayız. Dünyanın dört bir yanında bulunan Müslüman toplulukların bize ihtiyacının olduğunu unutmamalıyız. Bizler üretmeliyiz ki dünya üzerinde yaşayan diğer kardeşlerimize de yardımımız, desteğimiz dokunabilsin. Bunun için Müslümanlar olarak her zamankinden daha fazla çalışmak, her zamankinden daha fazla bir şeyler ortaya koyabilmek için çaba sarf etme zorunluluğumuzun olduğunu bilmeliyiz. Allahu Zülcelal Hazretleri ayeti kerimesinde şöyle buyurur. Ya eyyühennâsü kulû mimmâ fil ardı halâlen tayyibâ. Ey insanlar, yeryüzünde meşru ve iyi ne varsa ondan nasibinizi alın buyuruyor Allahu Teala. Dolayısıyla bizler helal olanlardan rızkımızı temin etmek için çalışmalıyız. Çalışırken takip etmiş olduğumuz yolun, yöntemin, elde etmiş olduğumuz menfaatin bizler için helal olma noktasında ne kadar etkili olduğunu sohbetimizde siz değerli takip edenlerimize ifade etmeye çalıştım. Allahu Teala çalışan, didinen, ürün ortaya koyan, insanların menfaatine bir takım işleri yapabilen o seçkin kullarından bizleri eylesin inşallah. Cenab-ı Hak rızasına uygun düşecek tavır ve davranışlarımızda bizlere muvaffakiyetler nasip eylesin. Rızasına uygun düşmeyen tavır ve davranışlarımızda da tevhik ve hidayetini umuyoruz. Bizlere nasip eylesin inşallah. Gününüz mübarek olsun. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.